Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Sonos Fizik kanalına hoş geldiniz. Bilgisayar Man yayınlarının 2024 TYT Soru Bankası çözümleriyle devam ediyoruz. 5. testteyiz. 5. test 1. soruyla başlayalım. Sıvıların öz kütleleri tablo 1'de, kütle hacim değerleri belirlenen sıvılar ise tablo 2'de verilmektedir. KLM sıvılarının tablo 1'de verilen sıvılardan hangileridir? Hemen bakalım. D neye eşittir arkadaşlar? Pardon, şuraya yazmıyor muyuz? D eşittir M bölü V. Bakarsak K'nınki 180 gram 200 santimetre küpe denk geliyorsa 180 bölü 200 DK eşittir derim. İşte 2'ye böldüğümü düşünürseniz 90 bölü 100 yapar. O da 0,9 gram bölü santimetre küpe denk gelir. DL'ye bakacak olursam 70 bölü 100'den 0,7 gram bölü santimetre küp. DM'ye bakarsak 150 bölü 150'den 1 gram bölü santimetre küp. Yani K neye denk gelecek? 0,9 olan zeytinyağı, 0,7 olan eter, L ise M ise 1 su. Yani cevabım B seçeneğidir. Geldim ikinci soruya. K sıvısının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. K sıvısının 5 santimetre küp iken öz kütlesi D1. 15 santimetre küp iken öz kütlesi D2 olduğuna göre D1 bölü D2. Peki bakalım. Şimdi bizim kütle zaman hacim grafiğimiz doğrusal arttığına göre, yani mesela 5 santimetre küpte öz kütlemiz 20 grama denk geliyorsa öz kütlemiz 4'tür. Peki 15 santimetre küpte bu neye gelecek? 60'a denk gelecek. Öz kütlesi yine 4'tür. Oranı buradan 1 gelir. Zaten şunu bileceğim. Maddenin sabit sıcaklık ve basınç altında öz kütlesi değişmeyecektir. Hacim artar. Öz kütle de aynı oranda artacaktır. Geldim üçüncü soruya. Taşma seviyesi 60 santimetre küp olan bir kap içerisine kütlesi 100 gram olan X cismi bırakıldığında 45 santimetre santimetre küp sıvı bulunan kaptan 5 santimetre küp su taşıyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşüneceğiz. Diyelim ki biz bu cismi buraya attık. Şuraya geldi bu cisim. Şimdi bir kere burayı şu sıvıyı yükseltmeli ve bu sıvının yükseltmesi yetmeyecek. Bir de buraya 5 santimetre küp sıvı taşıyacak. O zaman siz burada ne kadar yükselttiniz burayı? 15 santimetre küp. 5 santimetre küp de sıvı taşıttınız. O zaman X'in hacmi ne kadarmış? 20 santimetre küp. Kendi ağırlığı ne kadar? Kütlesi ne kadardı? 100 gramdı. Öz kütlesini sormuş o zaman. 100 bölü 20'den ne gelecektir? 5 gram bölü santimetre küp gelir. Çünkü D eşittir M bölü V'ydi. Yani cevabım D seçeneği. Geldim dördüncü soruya. Biraz büyüteyim şu soruyu. Büyütebiliyorsak. Pardon. Şöyle yapabiliriz. Hareket dersek belki büyür. Şöyle yaparsak dördüncü soruyu net büyütebiliriz. Evet. Gözüküyor sanırım. Bir fizik öğretmeni, şöyle yapalım. Bir fizik öğretmeni grafik çizme alıştırması yapmak için yaptırıyor. Aşağıdaki gibi düzgün şekilli ve silindirik bir bardağı sabit debili su akıtan musluğun altına koyuyor. Bir kere şu sabit debili ne demek? Eşit zamanda eşit su akıtıyor demek. Tamam. Öğretmen bu bardağın içerisindeki suyun hacminin zamana bağlı ve öz kütlesinin zamana bağlı grafiğini çizmelerini istiyor öğrencilerin. Şimdi arkadaşlar bir kere hacmimiz bizim nasıl artmalı? Hacmimiz bizim kabımız düzgün olduğu için hacmimiz bizim doğrusal olarak artmalı, artış göstermeli. Yani şekillere baktığımızda birinci şekil olamaz. İkinci şekilde hacim doğrusal artmış olabilir. Üçüncü şekil, pardon. Şöyle biraz büyütmem lazım. Evet. Üçüncü şekilde olamaz. Dikkat edin buraya. Neden olamaz? Çünkü doğrusal gitmiş. Dördüncü şekil olabilir. Beşinci şekilde tekrar şöyle bir göz atalım. Evet. Dördüncü şekil olabilir dedik. Beşinci şekil normalde eğer kabım benim şöyle daralan bir kap olsaydı evet bu olabilirdi ama daralan değil doğrusal bir kap olduğu için bu şekilde olacak. Peki öz kütle ne yapacak? Sizin elinizde bir sürahi, bir bardak su olduğunu düşünelim. Bu bardak suyun içerisine musluğun altına koyduğunuzda hala su akıtmaya devam ediyorsunuz ya da bir sürahiyi doldurmaya devam ettiğinizi düşünelim. Sürahinin içerisindeki suyun kütlesi artar, hacmi artar. Kütlesi artar, hacmi artar. Ancak öz kütle sabittir, değil mi? Yani cevabım D seçeneği olmalıdır. Geldim 5. soruya. 5. soruyu da maalesef şöyle büyüteceğiz. Bir saniyenizi alacağız. Şöyle daha kolay görmemiz adına.
Evet, şöyle büyütürsek işimize yarar. Özdeş kaplara şekildeki gibi eşit seviyelerde ABC sıvıları konuyor ve her biri elektronik terazi ile tartılıyor. Daha sonra her bir sıvıdan 30 gram olarak alınarak yeni ve özdeş kaplar kaplara konuluyor. Buna göre yeni kaplara konulan 30 gramlık sıvıların seviyeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi özdeş kaplara aşağıdaki gibi eşit seviyelerde ABC sıvıları konuluyor ve her birinin elektronik terazide tartılıyor. Arkadaşlar 1. D eşittir M bölü V'den. M neye eşittir? D çarpı V. Şimdi özdeş kaplara eşit seviyelerde sıvı konuyorsa hacimler eşit. O zaman kütlesi büyük olanın öz kütlesi büyüktür. Yani burada DC'nin öz kütlesi büyüktür. DA o da büyüktür. DB olacaktır. Peki yeni kaplara 30 gram alınıyorsa 30 gram alındığında her birinden D eşittir M bölü V düşünürsek her birinden eşit kütle alıyorsan hacmini küçük tuttuğunun öz kütlesi büyük olur. Yani VC küçük olur. VA o da küçük olur. VB yazabilirim. Bu durumda seviyeler nasıl olacak? En büyük B'ninki olacak. Sonra A'nınki, sonra C'ninki. Yani D seçeneği cevabım olur. Evet, devam edelim şöyle 6. soruyla. Dedi ki 6. soruda bize X ve Y sıvılarının kütle hacim grafikleri verilmiştir. X sıvısının öz kütlesi DX, Y sıvısının öz kütlesi DY, DX bölü DY. Arkadaşlar burada grafiklerim nerede kesişiyor oraya bakın. İster burayı alın ister şurayı alın bakın. Ne gelecek buradan? X 4M bölü 2V gelecek. Bölü bu DX'tir. DY'ye bakalım. DY nerede kesişiyor? Onu da şöyle renk değiştirelim bir hemen. Güzel. DY'ye bakarsan bakın DY şöyle kesişiyor değil mi? Şurayla burada kesişiyor. Yani M bölü 2V ya da 4M bölü pardon 2M bölü 4V değil mi? Aynısıdır. Buradan 2 gelir. Buradan 1 bölü 2 gelir. Oranladığımda sonucum 4 yani B seçeneğidir. Geldim 7'ye. Öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan bir sıvı ile öz kütlesi 5 gram bölü santimetre küp olan sıvıların her birinden 3 santimetre küp alınıyor. Arkadaşlar D eşittir M bölü V değil miydi? M neye eşittir? D çarpı V'ye eşittir. Peki öz kütlesi 2'den alırsan 2 çarpı hacmi 3 aldığını düşünürsen 6 gram aldın. Peki öz kütlesi 5 olandan da 3 santimetre küp alırsan buradan da 15 gram aldın. Kaba konuluyormuş bunlar. Bu kabın toplam kütlesi kaç gram olur demiş. Topladım ne gelir? 21 gram gelir. Yani cevabım E seçeneği. Geldim 8. soruya. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin T sıcaklığındaki öz kütleleri sıralanmıştır. Alkolün aynı sıcaklık ve basınçtaki öz kütlesi yaklaşık 0,8 gram bölü santimetre küp olduğuna göre alkol içerisine bırakılan hangi maddelerin alkol yüzeyine çıkması beklenir? Alkolün yüzeyine çıkması ne demek? Koyacağım sıvının yoğunluğu küçüktür. D alkol olmalıdır. O zaman hangisi olur? Tahta olur bakın. Bu batar. Bu batar. Bu batar. O yüzden cevabım yalnız tahta. Geldim 9. soruya. Evet. Öz aşağıda 100 santimetre küp seviyesine kadar su dolu taşırma kabı K ile gösterilmektedir. Öz kütlesi suyun öz kütlesinden daha büyük olan aşağıdaki küplerden hangisi K kabına bırakılırsa L kabında biriken suyun hacmi 14 santimetre küp olur. Şimdi bir kere 14 santimetre küp burada birikecek. Burada ne kadar yükselecek sıvım? Dikkat edin şu aradaki 50 santimetre küp. Yani toplam 50 santimetre küp orada, 14 santimetre küp de oradaysa 64 santimetre küp olmalı. Peki bir küpün hacmini nasıl buluyorduk? A küp diye buluyorduk. Bunun 64 olabilmesi için A'nın ne çıkması lazım? 4 santim çıkması lazım. Yani bizim bir kenarımız 4 santimetre olan bir küp olacak. Cevabım D seçeneği. Evet arkadaşlar testimizi bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Abone olmayı unutmayın.